Ömür dediğim yolda kalan da bir, yürüyen de bir, harcanıp gidiyor ömür dediğim. Yaşadım. Biz reşberdik. Reşber deyince çiftçi. Çiftçiydik. 5-6 tane öküzümüz vardı. Dağda, tarla sürerdik, ekerdik, dikerdik. Bunlarla meşgulduk. 30 sene babamın emrindeydim. Nereye geldiyse oraya giderdik. Nereye sürdüyse orayı sürerdik. Aynı köylüyük. Kapı komşuyuk. Anlat. Bu benim ikinci hanım. Babamınla kayınpeder arkadaşlarıydı. Kayınbabamınla konuşurken demiş ki, Bayram Ağa, sende kız var. Bende de oğlan var. Gel bunları birleştirelim demişti. Dağdan geldikten sonra anneme şifayen anlatmış. Demiş ki, böyle Bayram Ağa'yla konuştuk. Bir kızı varmış, kızını oğlana alacağız demiş. Annem bana dedi ki, oğlum Bayram Ağa'nın kızı varmış, bu kızı bir gör dedi. Bu değil, bu değil, bu ikinci. Bu değil, gör dedi. Kapılarının önünden su akıyor. O kenardan dururken oradan şöyle ağaçların arasından hanımı gördüm. Kollarında helkeyle. Köyün ortasında da çeşme var. Oradan su getirirler. Çeşmeden başka su yok. Su içerler, kullanırlar vesaire. Çeşmeye giderken gördüm. Ben de dedim, tamam anne dedim. Madem siz muvafık görüyorsanız tamam dedik. Hemen 10-15 günün içinde bizi nişanladılar. Görüştük sonra, nişanlandıktan sonra görüştük. Yoksa yasak. Bizde öyle alelade görüşme yok. 8-10 sene yine hanımla beraber babamın işinde çalıştık. Bağda, bahçede çalıştık. Evlendim mi? 55'te evlendim. 58'de de askere gittim. Hanımı bıraktık, askere gittim. Askerde acemilik devresinde Denizli'deydim. Denizli'de acemilik devresi orada geçtikten sonra bizi Kore'ye ayırdılar. Gemiler yanaştı, Amerikan gemileri. 8 katlı. 8 katlı. 500 mürettebatı var. Aşçısı, işçisi, temizlikçisi. 2500 de askeri var. Bizim. Türk askeri. Böyle birer birer saya saya isimleriyle beraber hepimiz bindik. Bindik gemiye bindik ya 8 katlı. İzmir'den, Akdeniz'den, Süveyş kanalından Kızıldeniz'e. Bu arada bir gün iki gün değil, tam bir ay gittik. Bir ay, 30 gün. Japonya'ya vardık. Japonya'da bizi bir indirdiler. Orada bir gece kaldık Japonya'da. Ondan sonra Kore'ye hareket ettik. Kore'de bizi taksim ettiler bölüklere. İkinci tabur, altıncı bölük. Bizim bölüğümüz. İkinci tabur, altıncı bölük verdiler.
orada bir sene kaldık. Eğitim. Her gün eğitim, her gün kontrol. Orada bir sene kaldık. Orada tam bir sene görevimizi yaptık. 10. kafileydik biz. 1, 2, 3. kafile harbe girdi. Ondan sonra 90 günlüğüne ateşkes imzaladılar. Çubuğum yok yolu. İki tane çocuk vardı. Evliliğimiz devam ediyor. Askerden geldikten sonra gene 4-5 sene gene kaldım ben köyde. Bu arada 66'da abim istekli devlet kanalıyla Almanya'ya gitti. Abim Almanya'ya gitti. 66'da 2-3 sene bu Almanya'da kaldı. Kardeş iste vardı. Oraya bizi istedi. Almanya'da 15 sene çalıştım. Devlet demir yollarında çalıştım. Bizi oraya inşaatçı olarak gönderdiler. Önceki hanımı götürmedim. Önceki hanımı 70'te izine geldim bak. Ben 69'da gittim. 69'un 11. ayın 6'sında işbaşı aldım Almanya'dan. 70'te bir sene çalıştım. Bir seneden sonra izine geldim. İzine geldim. Hanım rahatsız. Rahatsız. Kayseri'ye hastaneye getirdim. Hastaneye getirdim. Hastanede doktora kontrol ettirdik. O gece orada kaldık. Otel var mı dedik. Bize gösterdiler. Vardık. Yazıldık. O gece orada 11. ayın 15'iydi. Durumdaydı. Kış, soğuk. Dışarıda mangalı yakmışlar. Bize mangalı verdiler. Biz hanımla ikimiz yatıyor. Yatacağız. Ateşini veriyorlar. Ateşli mangalı verdi. Bundan ısının diye. Mangalı aldık içeriye. Bir gece kalktım. Bir serhoş gibi olmuşum. Kafam döndü. Esas onlar dedi ki mangal... Kapıya vurdular. Acem mi mangalı dedi, bir zahmet ver dedi. O arada gene gitmişsin, uyumuşsun. Uyumuşsun. Ondan sonra bir ara daha saatler geçtiyse gene geldi. Dedi ki şu mangalı alayım dedi. Kalktım. Peldir penes. Yeri nereye bastığımı da bilmiyorum. Kalktım mangalı, kapıyı açtım. Mangalı şöyle geri uzattım. Hanıma dedim ki, akşamdan dediydim, sabahdan erken kalkalım da doktora gidelim diye. Kaldırdım, hanım ölmüş. Ya. Ya, hastane, otelde hanım ölmüş. Dizimin bağı çizildi, nereye basacağımı bilmiyorum, nereye gideceğimi bilmiyorum. Zehirlenmişik ama sonradan öğrendik. O mangaldaki ateş, köz... Bizi zehirlemiş. Beni de öldüreceğimmiş neredeyse. İki çocuk var. Üç. Münevver unuttum. Üç çocuk var. Üç çocuk var. Boy boy çocuklardı. 3 yaşında biri, 8 yaşında biri, 10 yaşında biri.
Sonra bu bizim duvar duvara komşumuz şu hanım. Duvar duvara komşumuz. Dedik ki buna müşteri olalım bakalım dedik. Buna dünürlüğe vardık babasına. İki olur olmaz dediğimediyse de gönlünü ettik. Buna dedim ki bak hanım benim üç tane çocuğum var. Bu çocuklara annelik yapacaksan... Hanım olmadık bacım. Bu çocuğuna annelik yapacaksan yedireceğin, içireceğin, giydireceğin, kuşatacaksın. Ben de çalışacağım, parasını göndereceğim. Bu da Allah razı olsun dedi ki bu evlatlar benim. Ben hiç merak etme dedi. Ben bunları kendi evladım gibi büyüteceğim. Hülasa bir ayın içinde düğünümüz oldu. Düğünü yaptık. Bir hafta içinde. Ben bunun hanım öldü ya. Kapı komşu yok. Hanım öldü. Kızlar evlerinde kızlar gibi varıyorum, geliyorum. Ama bunun hanımına da kız kardeşim kadar severim. Çok severim. O da bana abla der. Seviyorum. O kadar üzülüyorum, o kadar ağlıyorum. Bu şey arıyorlar. Eş arıyorlar buna. Duyuyorum bunu. Anneme diyorum ki, anne dedim. Bana da başka birileri dünür geliyor. Keşke dedim ben gitsem de dedim. Buna başka biri gelir de Minever küçük 3 yaşında kız. Minever analığı gelir de Minever'i düverse ben dayanamam. İnşallah ben görmem dedim. Kızım daha ona üzüldüğümde. Annem dedi ki sen var bari miye dedi. Çok üzülüyorsan dedi. Şaka yapıyorlar. Alay ediyorlar benimle. Neyse Allah istemeye geldi bunlar. Allah da yazmış ya. O çocukları dedim ben büyütmek istiyorum dedim. Annem diyor ki kızım bak birine boşanmadın, evlenmedin, çocuğun yok. Daha sen 20 yaşında bir delanlı kızsın. Yarın adam diyor bırakacak seni diyor Almanya'ya gidecek. Sen o çocuklarla kalacaksın diyor. Ne olacaksın diyor. Ne olacak dedim babaları çalışır onlar da gir ben de girim diyor. O çocuklar, o yine o kızın 3 yaşında kızın göz yaşına dayanamıyor. Çok içimde vicdan var. Uzatmıyor. Geldiler. Allah yazdı, evlendi. Opa, op dedikçe kara. Kardeşimin çocukları kalmış kadar üzüldüm. Allah da yazmış bunlar da gelince o çocukları büyütürüm dedim, varırım dedim. Kaynaştık. Çocuklarla çok iyi kaynaştık. İki kız biri olan. Kız küçük 13 yaşında. Annem der bir daha demez. Daha anneyi yeni kaybetti. Anne öldü 20 gün sonra evlendik biz. Evlendik 20 gün sonra bu beni bıraktı. 3 çocuk, annesi, babası bizi burada koydu Almanya'ya gitti. Ya orada çalışacaksın. Orada iş yerin var orada. Dedi ki, bak dedi bu çocukları bile bile geldin dedi. Benim dedi mecburen gitmem lazım dedi. Bu çocukları hadi desem götüremem imkan yok. Uzatmaya koydu gitti Almanya'ya. 20 günlük gelinim. Bir sene sonra senede bir ay gelir. Nadara gitti tam 10 sene gitti. Senede bir ay gelir tam 10 sene 3 çocuk. Kaynana, kayınbaba. Kayınbabam bir senelik, 4-5 aylık gelin dedim. Kayınbabam rahmetlik oldu. Kaynanamına 80 yaşında, 3'te çocuk. Günü, yani ben bunun bir 10 senenin adı var. Bu dile kolay. Bu arada 2 tane oğlan oldu bundan. Daha olmadan önce 4-5 sene, olmadan önce 4-5 sene olmadı benim. 4-5 sene, 5-6 sene olmadı. Olmadan önce öteki kızları oğlana verdik. Kızın birini gelin ettim.
Cenab-ı Allah Zahar dedi ki dedim, benim oldu. Bir de benim oldu. Zahar bana dedi ki Allah, bunları büyüt de ben sana veririm dedi herhalde dedi. Onlar büyüdüler. Cenab-ı Allah arka kız iki tane oğlan çocuğu verdi bana. Biz daha bu Türkiye'deyiz. Bak her sene bir ay geliyor, gidiyor. Biz daha Türkiye'deyiz. Bu arada 4-5 senelik evliyim. Benim Allah başa vermesin. 28 yaşında bir rahmetlik bir yayın ocağı abim vardı. Rahmetlik oldu. Benim oğlan, büyük oğlan 3 aylık kucağımda. 3 aylık kucağımda. Rahmetlik oldu. Bir evin bitecek oğlu. Acısıyla sütüm kesildi. Kesilmiş. Kesildiğinden haberim yok. Çocuğu emziriyorum, doymuyor. Yanımda kocam yok ki. Kimse yok ki. Yani başımı yaslayacağım. Benim derdimi alacak kimse yok. Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum. Çocuğu kucağıma alıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum. Yatıyorum, uyuyor. Çocuk açlıktan ölecek neredeyse. Serildi. Ağzına şey akıtıyorum. Suyun içine şeker atıyorum. Ağzına akıtıyorum. Sonra bir eski şimdiki bir biberen yok, bir şey yok. Bu lafıma 45 sene oldu. 45 sene. Şişeler olurdu. Şişelere bir yalançıktan bir memek halla şöyle süt içiriyor. Bilmem ne ettik derken az büyüttük. 2 yaşına, 3 yaşına geldi o. İkinci bir daha oldu. Bu arada abimin acısıyla bir sene sonra babam da öldü. 6 ay sonra annem de öldü. Yedi, sekiz ay sonra 3 çocuğu bıraktı, gelinimiz herif aldı. Abimin hanımı evlenmek zorunda kaldı. Çocuğun birini babalığı götürdü, birini yurda verdik, birini kucağında 3 yaşında yanında aldı gitti. Bunların acısı çok zor. Bu arada bu geldi dedi ki ben sizi Almanya'ya götüreceğim dedi. O acılar hani bir konuşacaksın, derdini alacak kimse yok yanımda. Uzatmayak, bizi bir sene sonra bizi bu aldı Almanya'ya gitti. Çoluk çocuk topladık. Oğlanı verdik. Önceki kızın oğlanın ikisini de verdik. Oğlanı, kızı gelin ettik. Oğlanı verdik. İki de benden oldu. Biri 3 yaşında, biri 1 yaşında. Kucağımdalar ikisi de. Almanya'ya gittik. Gurbet elde bir hal geldi başıma, geldi başıma. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir. Derman arar iken derde düş oldum. Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir, Mevla kerimdir. Derman arar iken derde düş oldum. Derman arar iken derde düş oldum. Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir. Almanya vardı. Allah'ım bir zor oldu bu Almanya'nın acısı bana. Bir zor oldu. Orada 3-4 ay durdum. Kah hastanede yattım, kahçı oldum. Komşumuzun biri var, Konyalıydı. Ona vardım. Oturuyorum, ağladım mağladım. Ismanaba dedim. Ben kocamın dedim, 10 sene yolunu bekledim. Bu kadar bana zor olmadıydı bu hasretlik dedim. Kız dedi, kimin var da dedi bu kadar zor oldu dedi. Annem öldü dedim, babam öldü dedim. 28 yaşında abim öldü. 3 tane de çocuğu vardı. Çocuklar ortada kaldı. Gelinimiz de evlendi. Çocuklar emedi. Biz halıya babanın babasına eme dedik.
emediği benim yanıma geliyorlardı. Ben de buraya geldim. Gelince dedim, o çocukları orada koydum geldim ya, ciğerimin parçasını koydum geldim sanki dedim. O kadar zor oldu bana ki, o kadar zor oldu. Dedim, böyle oturuyorum. Osman abla dedi, gurbet elini ne güzel yapmışlar, çatkısını ne muntazam yapmışlar. Ölümle ayrılığı dartmışlar, 50 gram fazla gelmiş ayrılık Osman abla dedi. On sene herifimin yolunu beklediğim bana hız geldi dedi. Çok o ağlıyor ben ama benim bu 10 sene gözyaşım hiç kesilmez mi? Kesilmez. Öyle ağlarım. Hep ağlarım. Orada 6 sene kaldık. Biz 1 sene kaldık. Bu annesi vardı rahmetli. Annesi götürmedi annesini. Götürmedi değil gitmedi kadın. 80 yaşındayım dedim. Ölümü mü getireceğim oradan benim dedi. Burada dedi 2 tane oğlum var dedi. Onlar bakar bana dedi. 1 sene sonra duyduk ki kek kızın yanına gidiyormuş, kek oğlanın yanına geliyormuş. Bu dedi ki annem dedi perişanımış dedi. Geriye göndersem dedi giden mi dedi. Niye gitmeyeyim ki dedim. Hiç olmaz. Ama ben can atıyorum Türkiye'ye geleyim diye. Gelim yine bunu orada koyacağım geleceğim Türkiye'ye. Hazırlık yapıyorum Türkiye'ye geri dönüş yapacak. Bir kağıt geldi. Posta kutusuna atmışlar. Açtık baktık annesi rahmetli olmuş. Bunun annesi rahmetli olmuş. Buna da diyemiyor. İşten geldi masanın üstüne mektubu koyduk. Açtı baktı okudu. Bacısı yazmış abi annem rahmetli oldu diye. Çok ağladı bağladı. O yüzünden 6 sene kaldım Almanya'da. O sene geleceğim. Annesi de ölünce, ya ne yapayım gidip de dedi. 5-6 sene kaldık. Bu arada çocuklarımız 6-7 yaşında, 7 yaşında biri, 8-9 yaşında biri. Biri ikinci sınıfa gidiyor, birinci kindergarten'a gidiyor. Daha bir de şu var, ikinci çocuğumu doğum yapacağım. Bu yarın doğum yapacağım. Dayımın oğlu geldi, Hatice dedi, annen dedi rahatsızlandı, sen istiyorlar dedi. Dayı dedim ben hastayım. Annem ölmediyse gitmeyin dedim. Söylemeseydim evladım olunuz doğum yapacağım. O kadar Hatice dedi öldü dedi. Annem demiş ki dedi Hatice gelmeyince ölümü kaldırmam demiş dedi. Gittim git vardım annem yumuşlar yıkamışlar. Allah rahmet eylesin kaldırdık. Annemi sabahından kaldırdık yastılayı benim oğlan dünyaya geldi. İkinci oğlan. Annemin o acının içinde. Bunun dayısının rüyasında annem geliyor diyor ki Mehmet diyor. Hatice bizim evde doğum yaptı oğlu oldu diyor. Git de adını Mustafa koy diyor. Abimin adı Mustafa'ydı. Annem ölmüş annem koydu benim oğlumu. Türk işçilerine bir husumet vardı zaten. Almanlar kızıyorlar duvarlara yazı yazmışlar. Türkler Rauz diyorlar, yani gidin memleketine size falan gibi. İş yerinde bu işten alıyor, seni şuraya veriyor, oradan alıyor, oraya veriyor. Dedim ki oğlum daha okuldan yeni çıkmış. Mayıslar olmuş. Çavuş olmuş. Okuldan yeni çıkmış. Dedim ki oğlum burası Rusya değil dedim ya, sen... Beni bir işe ver, o işte ben akşama da çalışayım. Yok dedi, buna razıysan 2 saat bir yerde çalıştırıyor, 3 saat bir yerde çalıştırıyor falan. Buna razıysan böyle dedi, razı değilsen daha büro dedi. Büronun kapısı oradadı. Gidebilirsin dedi. Canım sıkıldı, işi bıraktım. Büroya vardım, dedim ki durum şeflere. Durum böyle. Benim çıkışımı verin dedim. Ben Türkiye'ye gideceğim dedim. Dedi ki sen herhalde nerfin yapmışsın dedi. Kızmışsın birine. Hele sabret dedi. Eve geldim hanıma dedim ki bu çocukları Türkiye'ye götürelim. Dinli imanla bir yetiştirelim dedik. Bu da tamam dedi olur dedi. Ya, canım gidiyor zaten Türkiye'ye geliyor. Sabahleyin kalktım büroya vardım dedim ki. Benim çıkışımı yapın. Tamam dediler. Hemen yazdılar, yazdılar. Paralı çıkış veriyorlar. 22 bin mark verdiler. Oradan çıkışımızı aldık.
Türkiye'ye geldik. Anama dedim ki Kayseri'ye gidelim. Kayseri'den bir gece konduğum, gece onu bir ev alalım. Kayseri'de ikamet edelim dedik. Argıncık'tan bir gece kondu aldım. Aldım, oraya bir dükkan açtım. 15 sene orada Argıncık'ta dükkanı çalıştırdık. Beraber. 15 seneden sonra ben emekli oldum. Orayı devren birine sattık. Geldik evimize oturduk. İkimiz baş başayız. İkimiz. Kimse yok yanımızda. Ama Allah razı olsun. Yavrularım, çocuklarım yoklarlar. O benim önceki hanımından olan oğlan, benim iki oğlumdan çok bize düşkün. O kadar düşkün ki. Gelir, biraz önceki bu, onun biri buradaki o oğlum. O büyük oğlum dediğim o. Kızlar da öyle. Oğlan anam diye gelir, sarılır, elim öper. Anam der, sarılır, giderken gene elim öper. O kadar mutluyuz biz. Çocuklarımızla çok mutluyuz. O çocuklarım der ki bu oğlan, anamız bizi 8 yaşına kadar baktı, büyüttü. Bu yaşa gelene kadar bizi büyüttü, çocuklarımızı da büyüttü der. Çok mutluyuz. Ama Kayseri'de oğlanı orada bıraktık, Almanya'da bıraktık, geldiydik. Bu oğlanı da götürdüydük Almanya'ya. Onu da götürdük orada. Bunun bacısının kızıyla ev verdik. Orada kaldılar onlar. Biz geldik. Biz temelli geldik. Temelli geldik. 84'te geldik temelli sonra. Geldik. Benden olan iki tane oğlan oldu. Biri öğretim üyesi, biri Ankara'da matematik öğretmeni. Şükür elhamdülillah. Biz de elde ayakta değildik. O dükkanda çalışırken benim üstüme kayıt ettirdi. Oradan Bağhur'dan ben de emekli oldum. İkimiz de emekliyiz. Evet. 40 sene, 45 senelik evliyiz. 50 de, 50 ne 45? 50. 70'ten bu tarafa isabet. 70'te evlendik. Ben o Kur'an kursuna dedim, gideceğim. Kur'an öğreneceğim. Okumuşluğum da yok ya. Gittim. 4 senede Kur'an'ı söktüm, öğrendim. 4-5 tane hatim indi. Elhamdülillah. El ayağa kalırım diye korkuyor. Heh. Ölümden korkmuyor. Ölmem de feş kalırım, engelli kalırım diye korkuyor. Ölümden ne korkacaksın ablam? Her canlı bu ölümü tadacak. Dünyaya gelen her canlı ölümü tadacak. Öleceğiz. Beni de bundan ahiye koymasın. Önce bunu alsın, sonra ben alsın. Bunun burada perişan olmasını amin, istemem. Amin. Ben neriyorsa sığarım. Seninle otururum, tek yaşına komşular gelir oturur. Ama bu bir yere sığmaz. Fıra oynardı fıra, sırtımıza fıra fıra. Nerede kaldı düğün töre? Vay gidi eski günler vay. Demirin adı metal oldu, aşk aşık çatal oldu. Öküz camız batal oldu, vay gidi eski günler vay. Dağdaşı yol ettiler, ırmakları göl ettiler. Tıraş diye kel ettiler, vay gidi eski günler vay. Hiç bilmezdik kiraz erik, alma yersek işi çürük. Böyle diyor Halil Arık, vay gidi eski günler vay. Benim ismim Halil. Ama beni Halil olarak kimse tanımaz. 18-20 sene berberlikte çalıştım.
berber olarak tanırlar. Halkın %90'ı beni berber olarak, Halil olarak bilmezler. 1941 doğumluyum. İlkokulumu 1946'da başladım, Sarız'da bitirdim. Babam çiftçilik yapardı. Babam 1314 doğumluyum derdi. Geçen nüfusta çıkan şeyine vardı mı de 1886 doğumluymuş kendisi. Cebimde fotoğrafı var. Babama Durmuş Efendi derlerdi. Çok saygın bir insanıydı. Babamın 5 tane oğlu var. 5 tane kızı vardı. Sarız'da şimdi 3 kabile var. Avşar, Macir, Kürt. Bizlere Avşar derler. Biz Avşar'ın Dadaloğlu soyun, anlattıklarına göre Dadaloğlu soyundan gelmeyek. Hani derler ya, babına da Dadaloğlu, babına koç yiğitler sığmaz oldu kabına. Karaman, Karamayın Karacığın dibine çadır kuran koç yiğitlerin miç oldu diye. Okuldan sonra buraya bir berberlik yaptım okul bitince. 12 sene berberlikte çalıştım. Şimdi beni Halil olarak kimse berber geldi, berber getirdi. Ondan sonra buraya bir ilkokul yapıldı. İlkokula 9 kişi müracaat ettiler. Ben de müracaat ettim intihamına. 9 kişiden ben ilkokul şeyliğini kazandım intihamını. En fazla alan 64, ben 96 puanla kazandım bir ilkokul intihamını. 25 sene burada okulda çalıştım. Oradan hizmetli oldum. İyi ki o güvencemiz var. Okulu bitirdim. Bostan işiyle, bahçe işleriyle boyuna ulaşıp, bak bu sene ben, herkes benim gibi çalışsınlar ya, Almanya'dan işçi getirirler. Bu sene ben 200 kilo, tek başıma 200 kilo sabırsak çıkarttım. Kilosunu 10 liradan verdim. Bağım, bahçem aşağıda, irili ufaklı 5-600 tane cevizim var. 50-60 tanesi daha yeni vermeye başlıyor. Neler geldi, neler geçti. 10-15 kişi, babamın oltu olan 4-5 tane kız tarlaya dizilirdik. 40-50 dönüm tarla orağına. Biş, tükeneceği yok, belimiz ağrır. Yakamıza inne sokardık, inne. Tiken çıkartmanın uçu. Biteceği yok. Onunla iş bitse, bu sefer de topla, harmana getir. Harmanda karıştır, öküzleri dolandır. Topla, yığ, savur. Eve getir, yıka. Şimdi her şey hazır. Un da geliyor Maraş'tan, bulgur da geliyor, hepsi geliyor, her şey. Şimdiki hanımlar rahat. Buraya sergide yıkarlardı buydaları. Hapanlara koyduk, değirmene götürürdük. 2 gün, 3 gün değirmeni bitirdik. Elimiz, 2 çizgi öküzümüz vardı. 1 çizgi camız, 1 çizgi öküz. Bir hafta gider gelirdik. Evvelden çocukla vakit geçiremezdik. Damların başında şimdiki elini alan böyle telefonla oynuyor. Biz damların başında aşık oynardık, birbirimize defik oynardık. Para yok, pul yok. Yaylaya göçtüğümüzde davar gelir, yatakta yatar, davar gitti miydi? Davarın yatağında oyunları toplarız, topaç ederiz. Oyunları toplar, topaç eder. Ta Kayseri, Cırlavuk'tan apı, reşeklerle buraya çiftçiler gelir. Onlar harnıp, şeker, bez, çift falan satarlar. Anam gel onları çökeliyle,
yağıyla verirler. Anam gelirdi, anam lider avradı, müsü derlerdi. Avratlar çerçinin başına toplanır yaylada. Çerçe, Ümmü Hüsat'ın yöreli hanımlar seni bekliyor. Anam gelirdi, onların fiyatını keserdi. Bir kilo yağya 2 metre çit. 1 metre alınca bez veya yorgan yüzü keserdi giderdi. Şimdi başlardı o metreyle ölçmeye. Oradan buraya eşeklerle nasıl gelirmiş? Biz de dediğim gibi o davar yatağından yunu toplardık. Eletir, harnıp alırdık, onu verir. Yunu terezinin bir gözüne kor, öbür gözüne kor. Bize harnıp verirdi yunlarının. Develer gelirdi, aydınlılar. Onların yununu yalardık çocukluk. Yunlarıyla böyle götürür, harnıp alırdık, leplep alır yerdik. Tarlaya bir ekin ektim. O zaman gübre yok, ilaç yok. Hozan tarlaya ektim, ekin olmadı. Çocuklarla vardım, arpa elimizle yolu yok. Dedim ki sana ben bir şiir yazayım. Hele bakın nasıl ekin oturmuş, kenarını koyun kuzu batırmış. Üç deste biçti mi de hamaz götürmüş. Bu sene de böyle olsun bakalım. Ayıtlarım dikenini, taşını, kuvalarım kargasını, kuşunu. O zaman yaradan bilir işini, bu sene de böyle olsun bakalım. Hele bakın şu benim halıma, düzülü düzülü gelir dilime. Of anam bir şey oldu belime, bu sene de böyle olsun bakalım, belim ağrıyor ya. Yine yeşillendi de aman, germir bağları. Yine yeşillendi de aman, germir bağları hey. Bakarım ermez, ermez dağların karı. Askerden önce evlendim ben. Ben askerden önce evlendim. Askere gittiğimde benim 2-3 tane çocuğum vardı. Benim hanımı önce tanıştık. Sonra aldım kaçırdım. Kaçırdıktan sonra babasıyla araya adam düştüler. Barıştık. Öyle evlendik. Anladın mı yavrum? Şimdi halıdır öbür avrattan 6 tane 3 kız 3 oğlan var. Onların hepsi de gittiler. Hanım orada evde, komşunun evinde böyle hamur işine uğraşırlarmış. Buradan bir delikanlı bizimkilerden biz geldiymiş, yeğenim eve geliyor bizi haberdar etmek için. Orada silah varmış. Silahı alıyor, sıkacak koya. Diyorlar ki o da uzun piyada tüfeği. Diyorlar ki yanındakini kaldır oğlum, şimdi birine boşandırın diyorlar. O makarizmeye çektiğin zaman geri gidiyor, bizim ağzına mermi sürer. Bak diyor, boş diyor, çekiyor. Takılayınca hanımı vefat ettirdi. Hanımı böyle vefat etti. Üzülmez olur muyum? Evim başıma yıkıldı. Çocukların anası en büyük 12-14 yaşında. Bir sürü çocuğuna öyle kaldım, perişan oldum. Sonradan Allah işte şey yaptı da bunu alınca Cenab-ı Allah gene şansım varmış da şimdi şu durumda huzurluyum, rahatım. O ara çocuklara kardeşim, hanımları baktı. Efendime söyle, bacılarım vardı, onlar gelir bakarlardı. Öyle idare ettiler çocukları. Yani yürek acısı, gelirim ki yine ufak çocuklar, sarıda görevim biter, gelirim ki kimisi böyle duvarın dibinde uyumuş, kimisi evde.
O büyük oğlan var, benim büyükleri yemek yapmaya çalışıyor. Sağ olsun kardeşim, hanımları bana çok yardımcı oldular. Gelirlerdi, yataklarını sererler, yemeklerini pişirirlerdi. Allah onlardan razı olsun. Onun üzerine 75 gün, 80 gün bekar kaldım. Çocuğu olmayan bir hanımla evlendim. 6 sene bir kocaya gitmiş. Ondan sonra onunla evlendim. Ondan sonra şimdi bir oğlumuz var. Liseyi bitirdi. 18 yaşında bitirdi. Liseyi de bitirdi. Oğlan da çok bana hürmetli, saygılı. Yani o kadar başım ağrıyor dese başımı tergemez. Allah var. Bazı şadıman, bazı perişan. Hayat böyle sürdü geldim. Bazı güneş, bazı toz duman. Hayat böyle sürdü geldim. 7 yaşında okula gittim. Nice dana kuzu güttüm. Alahabaların arasında yattım. Hayat böyle sürdü geldim. Bir zamanlar yaşım 15'ti. Evlenmek aklıma düştü. Mevla o kapıyı da açtı. Hayat böyle sürdü geldim. 19'da saçımı taradım bir yana. 20'de askersin dediler bana. Çektim gittim Diyarbakır Silvan'a. Hayat böyle sürdü geldim. 40'ında gördüm düşümü. Ağzımdan çektiler dişimi. 50'ye varınca yaşım önünden düştü dişim. Çirkin olmuşsun diğer yaşım. Hayat böyle sürdü geldim. 60'ında yokuşum tutmaz oldu elim kolum. Bilmiyorum ne olacak halim. Hayat böyle sürdü geldim. Anam beni böyle doğurmuş. Adımı Halil diye çağırmış. Baktım da saçlarım ağırmış. Hayat böyle sürdü geldim. Yaş bitti, hayat bitti. Şimdi bir şey oldu mu ben? Oğlum öyle olmaz, şöyle olur. Dur diyorlar, senin aklın yetmiyor diyorlar. Ben de diyorum ki yavrum, hırkızlığı ben size öğrettim. Siz bana ayağın tapır diyorum. Gülüyorlar. Böyle hayat yavrum, geldi geçti. Of cesi bağlarında dolanıyorum. Yitirdim yârimi. Aman Aşık Veysel demiş ki, ne demiş biliyorum. Kim olsa bu sıra masar, ölmez dünyaya bırakır bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar, benim sadık yarım kara toprak. Bu dünyada gidecek, yaş bitti, uzatmaya oynuyor. Hayat gidiyor, dünya malı tatlı, insan vazgeçemiyor. Hayat çok tatlı, yaşayan için var ya, hayat o kadar tatlı ki. Hiç vazgeçilmez bir de. Ama bunun kıymetini bileceksin, hayatını yaşayacaksın. Öyle ala küllü hayat yaşamak da yaşamak değil. Konunun komşunun kıymetini bileceksin, saygıyı bileceksin, dostu bileceksin, eşi bileceksin, her şeyi bileceksin. Komşunun açlığını, tokluğunu bileceksin, yalın gezdiğini, çıplak gezdiğini bileceksin. Hayat böyle tatlı olur. Kendi başına yaşarsan bu hayat, hayat değil. Çevreme, etrafını düşüneceğim.